Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bu videodaki ismimiz Michy Batshuayi. Evet, az çok tanıdığımız bir isim kendisi. Oysa ki daha çok genç, daha 25-26 yaşında. Yani Avrupa piyasasında uzun süredir olmasından dolayı sanki böyle 30'una merdiven dayamış bir oyuncu gibi geliyor. Şahsen bana öyle geliyor. Şimdi oyuncunun ismi ufak da olsa Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin bu transferde istekli olduğu söyleniyor. Biz de oyuncunun ilk önce 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. Efe Melitör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Batshuayi'yi alacağız. Fenerbahçe'nin 2018-2019 kadrosuna koyacağız. Bakalım Batshuayi geçmiş sezon kadrosunda olsaydı Slimani, Frey gibi oyunculardan formayı alabilecek miydi? Aldıysa da nasıl bir performans gösterecekti? Onu inceleyeceğiz. Evet, Batshuayi bildiğiniz üzere Chelsea'nin sözleşmeli futbolcusu ama Chelsea onu artık kadroda düşünmüyor diyebiliriz. Transferin açıkçası bu açıdan olabilitesinin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Belçikalı oyuncu 24 yaşında, 02-10-1993 doğumlu ama artık ona 25-26 yaşında diyebiliriz. Yani Ekim'de 26 yaşına girecek. 19 kez milli takım formasını giyip 8 gol atmış Belçikalı oyuncu. 30 milyon euro bir piyasa bedeli var ki bu transfer olursa arkadaşlar kiralık olur. Tabii Batshuayi'nin minimum bonservis bedeli bence şu an 12-15 milyon euro bandında olacaktır. Fenerbahçe şu mali şartlarda o bütçeyi ayarlaması biraz zor. Olursa bir kiralık hamlesi izleyeceğiz. 30.06.2021 tarihine kadar da senelik 4.05 milyon euro kazanıyor. Evet, gelelim pozisyonlara. Zaten santrafor bildiğimiz üzere tek mevkili oynayabiliyor Batshuayi. En verimli olduğu rol görevi ise komple forvet hücum ve yaratıcı forvet hücum arkadaşlar. Fırsatçı golcü hücum ve yardımcı forvet destek rol ve görevinde de oynayabiliyor. Ama biz onun en verimli olduğu rol ve görevde yani komple forvet hücumda değerlendireceğiz. Boy 1.85, ağırlık 78 gibi forvet için bence çok iyi bir boy ağırlık endeksi diyebiliriz. Kullandığı ayak her ikisi. Evet, her iki ayağında da kullanabilen bir forvet oyuncusu candır arkadaşlar. Özellikle ceza sahasında bitirici noktalarda bu çok büyük bir avantaj. Kişilik hırslı sayılır, medya gözünde santrafor, toplara plase vuran ve verkaç yapan bir oyun tarzı var Michy Batshuayi'nin. Fiziksele gelelim. Çeviklik 14, dayanıklılık 13, denge 16, güç 16, hız 14, hızlanma 16, vücut zindeliği 12, sıçrama 13. Gerçekten üst düzey fiziksel özellikler, çok iyi fiziksel özellikler. Yani burada herhangi bir olumsuz nokta bulmak çok zor. Biraz vücut zindeliği sanki 12 sıkıntı yaratabilir hani sakatlık bazında ama yani hızlanması, hızı, gücü, dengesi, dayanıklılığı ve çevikliği çok iyi. Yani bir tek forvet oyuncusu için muazzam fiziksel özellikler. Zihinsele gelelim. Agresiflik 11, cesaret 13, çalışkanlık 7, karar alma 10, kararlılık 10, konsantrasyon 8, liderlik 4, ön sezi 16, özel yetenek 14, pozisyon alma 8, soğukkanlılık 16, takım oyunu 9, top salon 12, vizyon 12. Şimdi burada bir forvet için oyuncusu için olmazsa olmaz özelliklere bir bakalım. Soğukkanlılık 16 ve ön sezi 16 çok iyi gerçekten. Çok çok iyi hatta. Ama burada sıkıntı topsuz alanda arkadaşlar. Topsuz alan 12 bence düşük. Fenerbahçe'nin bir forvet oyuncusu için biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Topsuz olan şu, oyuncunun tehlike yaratabilecek bir pas alabilmesi için topsuz alanda kendini boşa çıkarabilme yeteneği. Önemli bir pozisyon yani. Kısaca söyleyeyim, topsuz alan savunma arkası koşular diyebiliriz arkadaşlar. Mesela bu Türkiye'de en iyi bunu kim yapıyor? Burak Yılmaz yapıyor şu an. Burak Yılmaz'ın bu özelliği 17 falan arkadaşlar. Öyle demek mümkün. 12 çok kötü bir rakam değil ama daha iyi olmasını şahsen ben beklerdim. Eksik bir diğer yönünün ise çalışkanlık 7 ve takım oyunu 9 olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok hani takımla büyüyen bir oyuncu değil. Yani takım savunmasına diyelim çok katkıda bulunan bir oyuncu olmadığını görüyoruz buradan. Biraz hani kendi bencil bir oyuncu diyebiliriz Batshuayi için ama böyle bir bencil oyuncuya da can kurban açıkçası. Evet, gelelim tekniğine. Uzaktan şut 13, teknik 14, pas 11, kafa vuruşu 13, ilk kontrol 15, dribling 12, bitiricilik 14. Evet, güzel. Çok mu iyi? Çok iyi değil. Çok iyi değil. Yeterli mi? Yeterli. Daha iyisi olmalı mı şu an Fenerbahçe için? Olmalı. Bence olmalı. Yani bitiricilik 14, kafa vuruşu 13. Güzel rakamlar ama Batshuayi gibi bir oyuncu için ben daha fazlasını beklerdim.
Dribbling 12 gayet iyi. İlk kontrol 15. Pas 11 ve teknik 14. Gayet yeterli teknik özellikler. Yani öyle çok kalas bir forvet değil Batshuayi. Al-ver yapabilen, verkaç yapabilen, duvar oyununu oynayabilen bir forvet olduğunu anlıyoruz buradan. Uzaktan şut 13 de gayet iyi. Yani şimdi şöyle genel anlamda baktığımızda profil arkadaşlar, fiziksel olarak bir kere üst düzey bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Zihinsel de bir forvet için önemli noktaları var. Önemli artıları var. Birkaç noktada eksik ama orası için de yeterli. Teknikte ise bence bitiricilik ve kafa vuruşu bazında sanki bir tık daha iyisi olsaydı iyi olabilirdi. Ama tüm özellikleri birleştirdiğimizde bence yine de Fenerbahçe için çok yararlı bir transfer olabilir. Mitch Batshuayi hamlesi. Peki Ajax scoutları ne demiş? Mevcut yetenek 3.5, potansiyel yetenek 4. Şu an Eredivisie seviyesinde harika oynar. İleride Eredivisie'de yıldız bir oyuncu olabilecek bir seviyede potansiyele sahip. Çok iyi bir transfer olur. Evet, Ajax scoutları çok ciddi bir gelişim potansiyelinin olduğunu söylüyorlar Mitch Batshuayi'nin ve 75 tavsiye puanıyla teknik ekibe olumlu referans veriyorlar. Eksilere gelelim. Sadece tek bir mevkide oynayabiliyor. Evet, bencil bir oyuncu sayılır. Bunu demiştik. Çok takım oyunu ve çalışkanlık rakamları biraz düşüktü. Çalışkanlığının az olması takım arkadaşlarına ekstra yük binmesine sebep oluyor ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demişler. Artılara gelelim. Çok hızlı bir oyuncu, sezgileri iyi, hırslı bir karakteri var, dili az çok anlıyor, o çok önemli değil. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir, büyük maçlarda oynamayı çok seviyor, istikrarlı bir oyuncu, iki ayağını da kullanabiliyor, çok önemli. Milli takımda oynuyor ve oyuncu sol kanat pozisyonu için eğitilebilir demişler ama ona gerek yok. Yani genel manada Ajax scoutları da olumlu referans vermişler Batshuayi olarak, Batshuayi ile ilgili teknik ekibe. Efe Meditör rakamlarına şöyle bir göz atalım. 145-160. Bir kere potansiyel yetenek rakamı muhteşem bir rakam. Çok iyi bir rakam 160 ama işte 24-25 yaşına geldi, hatta 26 yaşına girecek bir oyuncu için bu potansiyel yeteneği bir türlü ulaşamadı Batshuayi. Biraz tabii ki bu devamlılık değil, devamlılıkla da ilgili. Yani herhangi bir kulüpte çok devamlı oyun forma şansı bulamadı. Yani Chelsea'de 11'i çok fazla zorlayamadı. Gitti kiralık gittiği takımlarda oynadı, Chelsea'ye döndü. Yani böyle kariyer planlaması bir değişik oldu. Çok git gelen bir oyuncu olduğu için belli bir istikrar sağlayamadığından da gelişimi belli bir noktada duraksadı. Ama her şeye rağmen mevcut yetenek 145 şu an Süper Lig seviyesi için oldukça yeterli bir oyuncu rakamı demek mümkün. Gerçekten potansiyeline doğru biraz yaklaştığında üst düzey, çok üst düzey bir forvet profiline ulaşabilir Batshuayi. Hala da gelişim potansiyeli var. Hala da yaşı öyle çok yaşlı değil. Tertemiz Efe Meditör rakamları demek mümkün arkadaşlar. Şöyle kısa bir kariyer geçmişi yapalım. Standard Liège'den çıkıyor. Belçika'nın futbol fabrikalarından biri biliyorsunuz Standard Liège günümüzde. Orada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sezon oynadıktan sonra Olympique Marseille'ye gidiyor. İlk sezon 26 maç 9 gol. İkinci sezon 32 maç 17 gol atıp 39 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tutuyor. Chelsea'de ilk sezon 20 maç 5 golü var. İkinci sezon 12 maç 2 gol atıyor. Ve Ocak 2017-2018 transfer döneminde Borussia Dortmund'a kiralanıyor. 10 maçta 7 golü var. 2018-2019'da da Chelsea'de çok fazla forma şansı bulamadığını söylemek mümkün. Mitch Batshuayi'nin rotasyon oyuncusu oldu. Bu yüzden işte çok da kendini böyle hani o potansiyel yetenek rakamına getiremedi. Evet, Fenerbahçe'nin forvet adaylarından biri olduğu iddia edilen Mitch Batshuayi'nin 2018-2019 profiline baktık. Gerçekten yani İyi bir forvet. Kesinlikle iyi bir forvet. Özellikle fiziksel anlamda, ön sezgisel olarak, soğukkanlılık olarak, üst düzey teknik olarak üst düzey bir forvet. Birazcık bitiricilik, kafa vuruşu iyi olsaydı çok 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 daha iyi olabilirdi ama ben Fenerbahçe'ye çok gelirse şayet ceza sahası içinde bu fiziğiyle, ki Türkiye'de biliyorsunuz fiziksel gücü yüksek olan oyuncular her zaman iş yapmışlardır, çok fayda sağlayacaktır Fenerbahçe'ye Mitch Batshuayi. Evet, şimdi Batshuayi'yi aldık, geçmiş sezon kadrosuna koyduk ve oyunu bir sene simüle ettik. Bakalım Batshuayi Fenerbahçe'nin geçmiş sezon forvetlerinden formayı almış mı ve aldıysa nasıl bir performans göstermiş, ona bakacağız. İşte Fenerbahçeli Mitch Batshuayi'nin 2018-2019 performansı. Evet, 1 Haziran 2019 tarihindeyiz. Bakalım Batshuayi ne yapmış? Batshuayi ne yapmış Fenerbahçe'de arkadaşlar? Nasıl bir performans göstermiş? Ve toplam 42 maç, 19 gol, 8 asist, 6 kez maçın adamı, %68 pas isabeti, %59 şut isabeti ve 7.16 oyuncu puanına erişmiş Mitch Batshuayi. Oldukça iyi bir Fenerbahçe kariyeri geçirdiğini söylemek mümkün. Yani 40 ilk 11 olmak üzere 42 maçta toplam 27 gole katkı çok iyi. Asist olarak da ön plana çıktığını görüyoruz. Yani gol sayısında hiç fena olmadığını söylemek mümkün. Kalitesini yansıtmış. Yani kaliteli bir oyuncu zaten.
kaliteli bir oyuncu. Bundan şüphemiz yok. Evet, bazı özelliklerinde eksiklikler olduğunu vurguladık ama Türkiye Ligi'nde özellikle bu fiziksel özellikleriyle çok büyük iş yapacaktır Mitch Batshuayi. Süper Lig'de 29 maç, 28'e 11, 12 gol, 8 asist, 4 kez maçın adamı ve 7.13 oyuncu puan ortalaması. Türkiye Kupası'nda 3 maçta 3 gol, 7.70 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda 9 ilk 11 olmak üzere 10 maç, 4 gol ve 7.06 oyuncu puan ortalamasını yakalamış. Yani oyuncu ortalama puanları FM 2019 oyun motoruna göre iyi rakamlar arkadaşlar. İyi rakamlar, kalitesini sahaya yansıtmış Mitch Batshuayi. Şöyle profiline bakalım. Bu arada transferi ayarlanmış. Evet, West Ham'a gidiyor arkadaşlar. West Ham'a 8 milyon euro transferi ayarlanmış gözüküyor. Az bir fiyata satmış Fenerbahçe onu diyebiliriz. Bu başarılı kariyerin ardından, sezonun ardından. Baktığımız zaman bu arada sol kanatta oynama imkanı doğurmuş bu. Evet, eğitilmiş biraz sol kanat için. Sol kanatta az başarılı da olsa oynayabiliyor oyuncu. Profiline baktığımızda hemen hemen aynı arkadaşlar. Çok ciddi bir gelişim olmamış olduğunu söylemek mümkün. O hala ciddi potansiyel yetenek rakamı çok etkileyiciydi biliyorsunuz biraz önce bakmıştık. Oraya daha gelememiş bir sene içinde. Zaten o rakama yaklaştığı takdirde Mitch Batshuayi'yi Fenerbahçe'de tutmak ya da Türkiye'de herhangi bir takımda tutmak çok mümkün değil. Çünkü üst düzey bir potansiyel yetenek rakamı var kendisinin. Günümüze ulaşamadı, o potansiyelini sahaya yansıtamadı. Fenerbahçe'ye gelirse ben bu potansiyeline ulaşacağını düşünüyorum. Çok faydalı olur. Vedat Muriç, Mitch Batshuayi ikilisi farklı ikili olabilir. Gerçekten çok yorucu iki forvet hattına, iki forvet oyuncusuna sahip olabilir Fenerbahçe. Batshuayi de kalitesiyle formasını koysanız arkadaşlar 10 gol atar. Kendisi çıksa 10 gol atar. Ben size söyleyeyim minimum Türkiye Süper Ligi'nde. Yani kalitesinden şüphe yok. Bu transferin olabilitesi de var bana kalırsa. Yani Chelsea kendisini kadroda düşünmüyor. Bir kiralık hamlesiyle ki Komolli'nin İngiltere'de tanıdıkları çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü İngiltere kariyeri olan bir sportif direktör Komolli. Ya yani bir Batshuayi Fenerbahçe formasını giyebilir. Giyerse de Fenerbahçe çok ciddi katkı sağlar kanaatindeyim. Evet, bir transfer dedikodusu videosunda sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.